Değerli izleyenler merhaba. İklim krizi ile ilgili gelişmeleri paylaştığımız Yaşanabilir Dünya başlıyor. Bu hafta Yaşanabilir Dünya'da iklim krizini tanımlamaya ve daha fazla farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Fosil yakıtlardan vazgeçme, yenilenebilir enerjiye geçiş ve devletlerin sorumluluklarının önemini Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katısöz ile konuşacağız. Özlem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler davet için. Ben de katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Özlem Hanım, İklim değişikliği ya da farkındalığına vurgu yapmak için kullandığımız adıyla iklim krizi nedir? Sizden dinleyelim lütfen. İklim krizi tanımı aslında zamanla dönüşmüş. Yani küresel ısınma olarak tanımladığımız, sonra aslında bunun tüm iklim sistemine, küresel ortalama sıcaklık artışından ibaret olmadığı ve tüm iklim sistemini aslında etkilediğini ortaya koyduğu için iklim değişikliği olarak ifade ettiğimiz, sonrasında da iklim değişikliğinin ekonomik ve toplumsal sistemler üzerinde çok ciddi etkileri olmasıyla aslında iklim krizi ifadesine dönüşmüş bizim için bir kavram. Biliyorsunuz insan toplumların işte gelir kayıplarından sağlık sorunları yaratmasına kadar çok geniş bir çerçevede iklim değişikliğinin etkileri var. O yüzden ve artık kriz noktasına gelmiş durumda. O yüzden de iklim krizi olarak ifade ediliyor. Evet, biz hep aslında iklim değişikliği uyum süreci diyoruz ama biraz daha tatlılaştırmış oluyoruz. Çünkü gerçekten süreç krize dönüştü. Zaten COP'ta da ülke liderleri konuyla ilgili artık fosil yakıtlardan çıkmanın gerekliliğini ve süreci nasıl hızlandırdığını aktardılar ve beyan ettiler. Diğer anlamdan baktığımız zaman işte bu aslında iklim değişiminin iklim krizine dönme sebeplerinden biri de sıcaklık artışları, küresel ısınma. Peki biliyoruz ki 1,5 derece önemi hayati önem taşıyor bizler için. Ancak neden önemli bu 1,5 derece? Bunu bize anlatır mısınız? Tabii ki. Paris İklim Anlaşması 200'e yakın ülke tarafından onaylandığında orada şu amaç ortaya konuldu. Küresel ortalama sıcaklık artışını 2 derecede sınırlandırmalıyız. Yani amacımız bu olmalı. Hatta 1,5 derecede sınırlandırmak için de çaba sarf etmeliyiz diye. Neden bu aslında farkı ortaya koydular? Bunu aradaki farkı çok net sayısal bir şekilde çalışan bir aslında rapor da sunuldu. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, bilim insanları tarafından IPCC, kısa adıyla IPCC olarak da geçen bir panel ve bu panel 1,5 derece ile 2 derece arasındaki o sıcaklık farkının ortaya çıkardığı etkileri ortaya koyan bir rapor oldu. Şimdi 1,5 derece kritik eşik diyoruz. Çünkü bizim bildiğimiz insan medeniyeti için gerekli olan koşulları artık 1,5 derecenin üstünde sağlayamıyoruz. 2 derecenin üstünde tamamen hani başka bir dünyaya, apokaliptik bir dünyaya dönüşüyor bile diyebiliriz. IPCC'nin 1,5 derece raporuna baktığımızda da bu sayılarla ortaya konuluyor. Küresel ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede tutmakla 2 derece arasında tutmak arasında şöyle farklar var. Mesela gıda sisteminin temelini oluşturan bitki, hayvan çeşitliliği üzerindeki yani tür sayısı üzerindeki tehdidin büyüklüğü 2 kat, 3 kat artıyor 2 dereceye çıktığında sıcaklık. Ya da sıcak hava dalgalarına maruz kalan nüfus sayısı 2,5 kat daha fazla oluyor. Bu sıcak hava dalgalarına maruziyet ciddi sağlık sebeplerine hatta ölümlere neden olan bir olay. Onun dışında denizlerin sağlığının göstergesi olan aslında mercan resifleri 2 derece sıcaklık artışında tamamen yok olurken 1,5 derece sıcaklık artışında %70'lere kadar varlıklarını devam ettirebiliyorlar. Kaybı engelleyebiliyoruz. Dolayısıyla doğrusal bir fark yok 1,5 ile 2 arasında. Katlanarak artan etkide, kayıplar anlamında, etkinin büyüklüğü anlamında, tehdidin büyüklüğü anlamında fark var. Dolayısıyla 1,5 derecenin kritik eşik olmasının sebebi de bu. Evet, yani yaşamsal tehdit oluşturuyor artık 1,5 dereceden sonrası ama şu anda bile başlasak 1,8'de kalabiliyoruz, tutabiliyoruz gibi de bir iyi senaryolar. İyi senaryolar var. Evet, yani bunları 2030 hedeflerine baktığımızda şu an ülkelerin ki biliyorsunuz bir önceki taraflar toplantısında hani bu taraflar toplantısına kadar ülkelerin emisyon azaltım hedeflerini yükseltmeleri, daha güçlü hedeflerle gelmeleri
kararıyla bitmişti. Ve bu seneye geldiğimizde çok az hani ülke 200'e yaklaşmak bir yana hani 50'ye bile ulaşmadı emisyon azaltım hedeflerini ortaya koyan ülkeler ve bu hedeflerle bile 2,5 derece sıcaklık artışıyla karşı karşıyayız. Maalesef. Hala yapılması gereken çok önemli şeyler var. Sizin de en başta dediğiniz gibi kömür, gaz, petrol bunların artık yerin altında kalması gerektiği, oldukları yerde kalmaları ve artık onlarsız bir dünya kurma ihtiyacı net. Filleri ve yağmur ormanlarını yakmaktan vazgeçmeliyiz diye de aslında COP27'de de ufak bir yazı okumuştum konuyla ilgili. Peki dünyada 2030 ve 2050 iklim hedefi dediğimizde ne anlamalıyız? Aslında hani kısaca siz yaşamsal tehditten bahsettiğiniz rakamlarla ama bu tarihler hesaplanırken neleri göz önünde bulunduruyoruz? Nelere göre hesap yapıyoruz? Biraz detaylandırır mısın? Yine Paris'e döneceğim. Paris İklim Anlaşması'na. Orada da yine ortaklaşılan konulardan biri şuydu. Küresel ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede tutmak istiyorsak yüzyıl ortasına kadar küresel emisyonları nötrlemeliyiz. Yani insan faaliyetleriyle salınan, yani insan faaliyetleriyle ortaya çıkan sera gazı emisyonuyla insan faaliyetleriyle tutulan sera gazı emisyonlarının birbirine denkleşmesi lazım. Net sıfırlanması lazım. O yüzden 2050 aslında yüzyıl ortasını ifade eden bir sayı olarak karşımıza çıkıyor. 2030'da 2050'ye giden bu patikada önemli bir ara hedef. Çünkü geçiş süreci gibi. Evet, yani eğer biz 2030 için bir hedef koymazsak ve onu tutturmazsak 2050'deki hedefi tutturmamız zorlaşacak, belki imkansızlaşacak. Çünkü bir dönüşüm istiyorsak onu bugünden itibaren yapmamız gerekiyor. Yani hani 2040'ı, 2049'u bekleyerek ya da Türkiye'nin biliyorsunuz 2053 için net sıfır hedefi var. 2052'yi bekleyemeyiz biz net sıfır olmak için. Ne yapmamız gerekiyorsa aslında bugünden itibaren yapmamız ve bugünden itibaren emisyonları azaltmamız gerekiyor. Evet, kaldı ki biz de iklim göçüne maruz kalacak ve iklim değişikliğinden derinden etkilenecek ülkelerden biriyiz. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Evet. Bu anlamda da aslında daha hızlı hareket etmesi gerekiyor. Hem ülke olarak hem de dünyanın aslında topluca bir küresel felakete koşuyoruz aslında çünkü. Aslında çok önemli de bir şey söylüyorsunuz. Biz hem Akdeniz Havzası'nda bir ülke olarak iklim değişikliğinin mağduruyuz. Hem de bir G20 ülkesi olarak en fazla karbon salan 14. ülke olarak da iklim değişikliğinin müsebbibiyiz. Dolayısıyla küresel iklim politikasındaki liderlik rolü aslında tam da Türkiye'nin sahip olması gereken bir rol, üstlenmesi gereken bir rol. Hem küresel çabaların, emisyon azaltımı konusundaki küresel çabaların artması için, burada hedeflerin güçlenmesi için iklim diplomasisi yürütmesi gerekiyor. Hem de adaptasyon çabalarının, küresel adaptasyon çabalarının güçlendirilmesi için çalışması gerekiyor. Ve buna da aslında kendisinden başlayacak. Yani bugünden itibaren emisyonları azaltarak. Ve Türkiye zaten sera gazı salım, yani iklim değişikliğine neden olan fosil yakıtlara sahip olan bir ülke değil. Biz hani güneşiyle, rüzgarıyla aslında bu dönüşümü hızlandıracak insan kaynağıyla bu dönüşümü en çabuk şekilde başaracak tabii ülkeyiz. Yani bu seneki yani iklim hedefi iyi değildi ama umarım gelecek sene daha iyi bir hedefle. Evet, inşallah. Hem risk taşıyoruz hem de aslında fark yaratabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarına sahibiz. Sizin de belirttiğiniz gibi. Diğer taraftan baktığımızda 2053 net sıfır emisyon diye siz de belirttiniz. Peki nedir bu net sıfır emisyon? Nasıl hesaplanır? Niçin önemlidir? Net sıfır emisyon Paris İklim Anlaşması'nda dediği gibi bizim küresel olarak emisyonları artık net sıfırlamamız gerekiyor. Yani petrol, gaz, kömür yakıldığında ortaya çıkan emisyonlarla işte ağaçlandırma çalışmaları, iyi tarım uygulamalarıyla toprağın karbon tutma kapasitesini arttırma çalışmalarıyla ya da denizlerdeki koruma alanlarını arttırma çalışmalarıyla o denizlerin karbon tutma kapasitesini arttırarak saldığımızla tuttuğumuzu aslında denkleştirmemiz. Bu da yüzyılın ortasına kadar yani 2050'ye kadar yapılması gereken. İşte bazı ülkeler için Avrupa Birliği için bu 2050 olarak bir hedef olarak belirlenmiş durumda. Türkiye için 2050, Çin için 2060. Ama mesela Avrupa Birliği'ndeki sivil toplum kuruluşları bu hedefin birlik için 2040'a kadar çekilmesi gerektiğini ve bunun aslında ekonomik olarak mümkün ve feasible olduğu yönünde
Yani Türkiye'nin de bir net sıfır emisyon hedefi var 2053 için. Geçen sene Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan bir hedef. Bu da aslında bir vizyon aslında bu. Ve bizim bugünden itibaren bütün ekonomik ve toplumsal örgütlenmemizi değiştirmemiz gerektiği anlamına geliyor. Yine Türkiye için de bir 2030 ara hedef. Ki 2030'a kadar başaracağımız emisyon azaltımı için böyle büyük yapısal değişikliklere de gerek yok. İşte elektrik altyapısının temizlenmesi, rüzgara, güneşe dayanması ve enerji tüketiminde elektrifikasyonun artması aslında 2030'a kadar yapıp emisyon azaltımı açısından iyi, güçlü bir emisyon azaltımını %35'e kadar emisyon azaltımını başarmamızı sağlayacak adımlar. Ondan sonra da biraz daha artık ulaşım altyapısını, sanayi altyapısında daha yapısal dönüşümlerle de 2053'te net sıfırı başarabiliriz. Çalışmalar bunu ortaya koyuyor. Evet. Peki, diğer taraftan yeni kolektif nicelikli hedef belirlendi. Özellikle iklim mağduru ülkeler için. Bu konudaki fikirleriniz nelerdir? Bu ülkeler için anlamlı bir protokol mü oldu bu sizce? Her şey aslında daha tartışma aşamasında. Zaten bu COP, yani bu taraflar toplantısı, 27. taraflar toplantısının bir uygulama toplantısı, uygulama COP'u olması bekleniyordu. Ve bütün aslında bir önceki COP'tan bu yana kayıp zarar konusunun işte mutlaka COP'un artık gündemine gelmesi, bununla ilgili bir yapı, formal bir yapı kurulması gerekli. Özellikle uluslararası sivil toplum tarafından ve kırılgan ülkeler tarafından ifade ediliyordu. Dolayısıyla sürekli bir finansman konuşuluyor. Şimdi bahsettiğiniz hedef de aslında 2025'te sona erecek iklim finansman çerçevesinden sonra yürürlüğe girecek yeni çerçevenin hedefini belirliyor. Ve biliyorsunuz bu açıdan gelişmiş ülkeler sınıfta kaldı yani finansman açısından. Evet. İşte her sene 100 milyar dolar gibi bir şeyi finansmanı bile toparlayamıyorlar. Hani sözler veriliyor, toparlayacağız işte bu yeni çerçeveye geçmeden önce. Hala tartışılıyor. 27. taraflar toplantısındaki tartışmalar devam ediyor. Bir yandan işte küresel koruma mekanizmasının da kalkan mekanizması üzerinde çalışılıyor. Ama bunların hiçbiri, hepsi gerekli, hepsinin konuşulması lazım. Ama hiçbiri şu anki o kayıp zarar mekanizması kadar acil bir konu değil. Neden? Çünkü tam yani bu taraflar toplantısına gelmeden önce Pakistan'da çok büyük bir sel felaketi yaşandı ve 30 milyar dolara kadar aslında bu sel felaketinin bir maliyeti olduğu ülkeye görüldü. Yani bu böyle bir ülkenin dönüşüm için mi öz kaynaklarını kullanmasını beklemeliyiz? İşte adaptasyon için mi? Kayıp zararlarını tazmin etmek için mi? Dolayısıyla sivil toplumun talep ettiği bu mekanizmanın kurulması şart. Bahsedilen tüm finans mekanizmaları da kritik. Hatta çok yeni galiba açılıştaydı Barbados Devlet Başkanı'nın söylediği. Yani 3 ayda fosil yakıt şirketleri 200 milyar dolarlık kar yaptı. Ve bunun hani 1 dolarlık yani 10 sentini bile harcamak istemiyorlar hani kayıp zarar mekanizması için. Hani oturup bir burada düşünmek lazım. Finansman var aslında ama neyi bugün herhangi bir harcamayı yapmak için neyi önceliklendiriyoruz, neyi göz ardı ediyoruz aslında hani kilit soru bu. Evet yani aslında burada tüketen ülkeler aynı zamanda bu işten karlı çıkarken Barbados gibi ya da işte Pakistan gibi Afrika coğrafyası gibi coğrafyalarda iklim krizi açısından da kritik noktada olan ada ülkeleri de özellikle bu işin riskini taşıyorlar, tehlikesini taşıyorlar ve bu konuda haklı olarak da destek bekliyorlar. Umuyoruz ki hızlanır bu finans işleri ve onlar da bu şekilde rahatlayabilirler. Bir de yine bu desteklerden konu açılmışken Almanya dışında küresel korunma kalkanı G7 ve V20 kırılgan ülkeler arasındaki ortak bir girişim biliyorsunuz siz de. Maalesef COP27'de bu girişime sadece V20 ülkeleri için Almanya katkı sağlayabileceğini beyan etti ve bunun dışında da hiçbir G7 ülkesinden finans desteği açıklaması gelmedi. Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Ve aslında biraz önce de konuştuğumuz gibi yani finans konusunda gelişmiş ülkelerin sınıfta kaldığını söyleyebiliriz. Gerçekten buradaki çabalar zayıf kalıyor. Hı hı. Hala mesela şu taraflar konferansı sürerken bile Amerika Birleşik Devletleri'nin hani bu konuyu önemsediğine dair açıklamalarını görüyoruz. Ama hala hani taahhütleri konusunda net bir şey söylemediğini görüyoruz. Bahsettiğiniz girişim de önemli ama mesela o da uluslararası sivil toplum tarafından yeterli görünmüyor. Tabii ki hani böyle bir girişim olmalı çünkü o girişim biraz daha bir sigorta sistemi kurmak, bu sigorta sistemin altyapısını kurmak ve güçlendirmek üzerinden tartışılan ve tasarlanan bir şey. Hani bu kayıp hasar mekanizması gibi bir mekanizmanın yerini alacak bir mekanizma olarak, girişim olarak tartışılmamalı deniyor. Yani artık hani azaltım, adaptasyon, kayıp hasar, bu politikaların hepsi bir arada ele alınmalı ve hepsi için bir finans mekanizması hayata geçirilmeli. Çünkü küreyi 1.1 derece zaten ısıttık. Evet. Bu gidişle daha da kaynatıyoruz ısınacak. Küreyi maalesef. Yani hem daha fazla ısınmaması için azaltım anlamında bir hani dönüşüme ihtiyacımız var ve bu dönüşüm için yatırıma ihtiyacımız var. Bir yandan hali hazırda ısınmış bir hani gezegende yaşıyor olmanın getirdiği o değişmiş iklim sistemin içinde yaşıyor, evet, olmamız ve altyapımızın buna hazır olması ve uyum için, adaptasyon için bu altyapımızı dönüştürmeye ihtiyacımız var. Yani Türkiye'de de ne şehirlerimiz hazır, ne tarım altyapımız hazır baktığımızda. Evet, program başında da aslında bahsetmiştiniz. Bu cevaptan sonra isterseniz o konuyu da biraz açabiliriz. Hı hı. Ve kayıp hasar mekanizması, yani hali hazırda değişen iklim sisteminin getirdiği kayıpları ve hasarları görüyoruz. Hani bunların tazmin edilmesi konusu var. Ve her birindeki gecikme, yani azaltım çabalarındaki gecikme adaptasyon ihtiyacımızı daha da arttıracak. Adaptasyon çabalarındaki gecikme kayıp hasar anlamındaki ihtiyaçları arttıracak. Bu yüzden burada bütüncül, bütün bu bileşenleri dikkate alan bir finans ve dönüşüm perspektifi şart ve burada da tabii ki gelişmiş ülkelerin bir önemli lider rol oynaması da gerekiyor, sorumluluk alması gerekiyor. Ciddi bir fonlamaya ihtiyaç var dünyada bu anlamda. Bakalım bu seneki süreç COP27 kararlarından sonra, oradaki görüşmelerden sonra bize neler gösterecek? Adımlar yeterince iyi atılabilecek mi? Bunu da değerlendireceğiz. Diğer taraftan Brezilya'da da seçimler gerçekleşti ve orada yönetim değişikliği sebebiyle artık Brezilya yağmur ormanlarının korunmasına yönelik katkı için yine bir bütçe ayrıldı. Bu da çok güzel bir gelişme aslında. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Evet, Brezilya'nın yeni başkanının gelişi de ABD'de, evet, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'ın gelişi gibi işte geri döndük şeklinde, evet, oldu. Artık yani ekonomi politikaları, kalkınma politikaları, iklim politikalarından ayrılamaz durumda. Aslında bu gerçekliğin de yansımaları olarak görmemiz gerekiyor bunları. Yani ülkelerin 10 senelik, 20 senelik işte büyüme, hatta kalkınmışlık, gelişmişlik planlarını yaparken iklim değişikliğini ve dönüşümü dikkate almaları şart. Bunu yani Amerika Birleşik Devletleri'nden işte Kenya'ya kadar görüyoruz aslında. İklim hassas, iklim kırılganlığı olan ülkelerde iklim refah planları hazırlanıyor. İşte dönüşüme baş koymuş ülkeler var. Yani bu iklim tarihsel anlamda iklim değişikliğinden sorumlu olmasa bile işte Amerika Birleşik Devletleri'ne, AB'ye baktığımız zaman, evet, artık büyüme stratejilerinin merkezine iklim değişikliğini, biyoçeşitliği oturmuş durumdalar. Daha bir dönüşüm var, bir, evet, bir yola çıktık artık. Türkiye'nin de bu dönüşüm bir parçası olması şart. Evet, teşekkür ediyoruz. Diğer taraftan o zaman son olarak da COP27'de iklim zirvesinde Türkiye'nin iyi niyet beyanını değerlendirip biraz daha o konuyu açarak noktalayalım isterim. Evet, buyurun, Türkiye lütfen. Dün 15 Kasım'da, evet, yeni 2030 için iklim hedefini açıkladı, ulusal katkı beyanını açıkladı. Ne yazık ki Türkiye'nin açıkladığı hedef bugünden itibaren emisyonları 2030'a kadar %33 civarında arttırmak şeklinde. Yani bunu bir iklim hedefi olarak okuyamayız aslına bakarsanız. Belki izleyiciler sadece bakanın açıklamasını gördüyse hani hedefin 21'den 41'e çıkmış olduğunu, hı-hı, duymuşlardır. Onu hani sayılara baktığımızda, evet, o aslında bir baz senaryodan, yani Türkiye hiçbir önlem almasaydı 2030'da 1175 milyon ton karbondioksit eşdeğeri salım yapacağına
yapacaktı. Biz önlemler alarak bunu 700 birim civarına indireceğiz dedi. Yani artan salımdan azaltma şeklinde oldu aslında. Artıştan azaltım şeklinde. O %41 hedefi bu. Ama aslında bugünden itibaren 2030'a kadar işte 524'ten 700 birime çıkması anlamına geliyor aslında bu hedef. Dolayısıyla ortada bir iklim hedefi yok, bir emisyon azaltım hedefi yok ne yazık ki. Ve bu en başta Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon vizyonunu ciddiye almayan bir hedef. Küresel iklim politikasını, rejimini ciddiye almayan bir hedef. Ne yazık ki hani Türkiye'nin iklim hedefi de küresel aslında iklim camiasında ciddiye alınmayacak. Bunun hani iklim finansmanının Türkiye'ye gelmemesi gibi karşılıkları da olacaktır. Ne yazık ki ve bizim aslında yeşil dönüşümün, iklim nötr, karbon nötr bir düzene dönüşümün fırsatlarını da kaçırmamıza neden olacak. Çünkü en başta da dediğimiz gibi Türkiye fosil yakıt kaynakları olan bir ülke değil. Bizim için aslında dönüşüm ne demek? Yenilenebilirden elektrik üretmek, elektrik fiyatlarının ucuzlaması demek. Yenilenebilire dayalı bir sanayi kurmak. Burada işte sanayi değer zincirinin yük artması, sanayideki istihdamın artması ki biz hesaplarımızı yaptık bu konuda. Böyle bir dönüşüm, iddialı bir elektrik altyapısı dönüşümü 200 binin üstünde yeni istihdam anlamına geliyor. Türkiye'nin büyümesi, hani milli gelirini %7 civarında arttırabilecek fırsatlar sunuyor. Dolayısıyla dönüşüm, yani bir net sıfır emisyon vizyonunun bize sağladığı fayda ve kazançlar çok fazla. Bunları bugünden başlarsak da, yani emisyonlarımızı arttırıp sonra sıfırlamaya başlamak yerine bugünden bunlara hazırlık yapmak, altyapımızı kurmak, hem daha az maliyetli hem de mantıklı olan olacaktır. Temiz enerji, temiz çevre, temiz bir dünya için aslında atılması gereken adımları da özetlemiş oldunuz. Özlem Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Için. Değerli izleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Konuğumuz Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Sayın Özlem Katısöz'dü. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.